Ya yani Çorum Belediyesi'nde 2000 çalışan ballı kadrolar. Hı hı. Kızlar, gelinler, damatlar, dünürler, dünürün çocuğu belediye meclis üyelerinin işte kızları, kardeşleri, yakınları doldurmuşuz efendim. Hemen tamam, oraya gelecektim. Aslında ya güzel bir yere, yere gelmişsiniz. Şimdi... Bu da bütçede çok ciddi bir hı hı. kalem oluşturmakta. Yine bugün Şentürk Belen Nazik hanımın bir bulgusu. işte çok işte bir e, efendime söyleyeyim. Uygulaması var Çorum Belediyesi'nin. CHP Belediye Meclisi üyesi ve Grup Başkan Vekili Tunçay Yılmaz, belediyenin çok iş projesini eleştirerek iş kur pasivize mi edilmek isteniyor dedi. İş arayanla hı hı. E, işçi arayanı karşı karşıya getirip hı hı. E, aslında sosyal bir proje mantık olarak güzel de bir proje ama evet. e, bunu yapan iş kur var. Şimdi iş kur pasivize mi edilmek isteniyor bir soru sorduk. Çorum Belediyesi sen bunu yapıyorsun e ki 2022 yılında sadece bu birim için 7 tane personel alacağım. Hı hı. Ve bu 7 personelin bir yılda Çorum Belediyesi'ne maliyeti e, yani rakamı şimdi tam hatırlamıyorum ama Ciddi bir rakam, ciddi Hı. bir şey konulmuştu. E şimdi diyoruz ki ne gerek var bunlara? Zaten iki bin personeliz var. Tuncay Yılmaz, Çok iş programının sosyal ve mantıklı bir proje olduğunu söyledi. Yılmaz, Çok işin yaptığı işi yapan iş kurun olduğunu, Çok işle iş kurun pasivizeme edilmek istendiği sorularının akla geldiğini kaydetti. Ballı kadrolarınız var. Hı. İşte geçen gün açıkladık e, beyefendi. Evet. Yani bir belediye yönetimi AK Parti il yöneticisini 9. ayda iş alıyor. Yılmaz, ballı kadrolarla işe alımların etik olmadığını ifade etti. Alamaz mı? Ya etik değil. Yani etik kurallar çerçevesinde alamaz Yine aynı belediyemiz, pazartesi günü söylediğimiz için, efendime söyleyeyim, AK Parti kadın kolları yöneticisini işe alıyor. Ünvanları falan var elimizde, 12 hı hı. tane personel işe alıyor. Ya 12'si de torpilli. İddialı bir cümle kuruyor, 12'si de torpilli. Kimisi belediye meclis kız kardeşi, kimisi bir belediye meclis üyesinin efendim söyleyeyim yeğeni, öbürü AK Parti'nin kadın e, kollar yöneticisi, diğeri il yönetiminde. Ya bu memlekette bu kadar işsiz, açsız, aç, yoksul, gariban, iş arayan varken. Ya niye hep sizden olmak zorunda kardeşim? Böyle bir ihtiyaç varsa neden bu işi Sayın Başkan'ın söylediği gibi adaletli ve liyakatli yapmıyoruz? Niye kuralına göre yapmıyoruz? E kul hakkı var. Öbür tarafta atanamayan öğretmenin hakkı var burada. Değil mi efendim söyleyeyim. Evet. Üniversiteyi bitirmiş bugün sanayide kalfalık yapan e, gencin hakkı var burada. Hı hı. Ama ne yazık ki Çorum Belediyesi ballı kadrolarla dolu. Bu iddiamızdan hiç vazgeçmedik. Hı hı. Vazgeçmiyoruz. Dönem dönem isimleri açıklıyoruz.